TVM Haber Merkezi'nden hepinize günaydın. Sevgili seyirciler, iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle, gelişmeleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Siirt'te Botan Çayı'nın taşması sonucu 6 kişi dün sulara kapıldı. Kurtarma ekipleri 5 kişinin cesedine ulaşırken bir kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Bakın şu barajın yaptığına bakın. 30 kişi suyun içinde mahsur kaldı. Pazar günü haber vermeden herkesi suyun içinde böyle mağdur bıraktılar. 30 kişi şu an barajın içindedir. Mağdur kalmış. 10 aile suyun içinde kayboluyor arkadaşlar. 10 aile. Haber vermişim. Kapatıyorlar. Siz sıkı sıkı tutunun. Helikopter de ben çağırdım. Artık bakalım. Doğan. Sıkı sıkı tutunun, hiç bırakmayın, heyecan şey yapmayın. Arkadaşlar yaklaşık 10 kişi aşağıda can çekişiyor. Ya bir aile gitti adam ya. İki çocuk. Abdullah. Ha. Sen kabloyu tut, İbrahim arabayı yavaş yavaş getirsin kenara. Tamam. Tamam. Siirt'te Botan Çayı'nın taşması sonucu suya kapılan 5 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre çayın üzerinde bulunan Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu taşkın meydana geldi. Yasak olmasına rağmen bölgede piknik yapan vatandaşlardan bazıları suya kapıldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarılan 6 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi de sulara kapılarak kayboldu. Fikret Tente, Ahmet Tente, Osman Parlaküşer, Semanur Parlaküşer, Betül Parlaküşer ve Seval Parlaküşer'i arama çalışmalarını sürdüren ekipler 5 kişinin cesedine ulaştı. Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Öte yandan Başbakan Erdoğan da bölgedeki yetkilileri arayarak bilgi aldı. Barajın sahibi olan şirketse kapakların açıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada grubumuza ait Alkumru ve Kirazlık hidroelektrik santrallerinde olağan çalışma prosedürü içerisinde üretime geçilmiş olup herhangi bir taşkın, baraj kapağı arızası ya da kapakların açılması söz konusu değildir denildi. Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili NTV'ye bilgi verdi. Yaralı kurtarılan 6 kişinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyen Bakırhan, oluşturdukları kriz masasıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Arkadaşlar yaklaşık 10 kişi aşağıda can çekişiyor. Abdullah, sen kabloyu tut, İbrahim arabayı yavaş yavaş getirsin kenara. Öte yandan olayda çok sayıda kişinin öldüğü iddiaları kentte hareketliliğe neden oldu. Kalabalık bir grup Siirt Devlet Hastanesi'nin bahçesinde toplandı. İddiaları yalanlayan Siirt Vali Yardımcısı Mustafa Pala, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ve sevgili seyirciler, Kumburgaz'da kaybolan 5 gençle ilgili bugün 8. gün. Arama kurtarma çalışmalarından hala sonuç çıkmadı. Artık yavaş yavaş ümitler tükenmeye başlamışken Marmara Adası açıklarında bir ceset bulundu. Günlerdir çocuklarının bulunacağını bekleyen aileler şimdi o ceset çocuklarımızdan birine mi ait korkusu yaşıyor. Anne babalar adli tıbbın önünde teşhis için bekliyor. Marmara Denizi'nin ortasında yardım çığlıkları duymazdan gelinen 5 gençten birinin cesedine ulaşıldığı tahmin ediliyor. Ailelerin adli tıp kurumu önündeki endişeli bekleyişi devam ediyor. Akşam saatlerinde Marmara Adası sahilinde erkek cesedi bulundu. Akıllara Kumburgaz sahilinden deniz bisikletiyle açılan kayıp gençler geldi. Tanınmaz haldeki ceset teşhis için İstanbul Adli Tıp Müdürlüğü'ne sevk edildi. Haber Kumburgaz'da bekleyen ailelere de ulaştı. Cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve cansız bedeninin çürümüş halde olduğu dile getirildi. Kayıp gençlerin aileleri DNA testi için adli tıp kurumuna davet edildi. Ailelerden DNA testi için örnek alındı. Herkes testlerden çıkacak sonuçlara kilitlendi. Cesedin kayıp 5 gençten birine ait olup olmadığı saatler içinde netlik kazanacak. Aileler yetkililerden gelecek açıklamayı kaygıyla bekliyor. Cesedin yaklaşık bir haftadır suda olduğu tahmin edilirken çürümeye yüz tuttuğu görüldü. Sevgili seyirciler, Burdur'da merkez üssü Ağlasun olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre merkez üssü Burdur Ağlasun olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Burdur, Antalya, Isparta'da hissedilen depremin yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre bazı kerpiç evlerin yıkıldığı iddia edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Isparta Kadılar olarak belirlerken büyüklüğünü de 5.1 olarak açıkladı. Burdur'da merkez üssü Ağlasun ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı kerpiç evler hasar gördü, bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Ağlasun Devlet Hastanesi'nde yaşanan korku nedeniyle kriz geçiren 5 kişinin getirildiği kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre merkez üssü Burdur Ağlasun ilçesinde saat 22.43'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Burdur, Antalya ve Isparta'da da hissedilen depremin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildiğini tekrar hatırlatalım. Deprem merkez üssü olan Ağlasun ilçesinde şiddetli hissedildi. Bazı kerpiç evlerde de hasar meydana geldi demiştik. Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle kriz geçirdi. 5 kişi de Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Depremin ardından yarım saat içerisinde 8 artçı deprem daha meydana geldi. Ünlü kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez memleketi Kars Sarıkamış'ta silahlı saldırıya uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan Sönmez'in sağlık durumu iyi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren eski Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen ise gözaltında. Yakalayın o şerefsizi. İyileşeceksin hocam. Allah'a şükür hiçbir şey olmayacak sana. Yerde kanlar içinde yatan kişi Türkiye'nin en ünlü kalp cerrahlarından Profesör Doktor Bingür Sönmez. Hocam iyi misin? Ben sana ne dedim? Suyuru düşman oynadı. Dibindeydin ya. Vurdu beline, vurmasam direkt vuruyordu seni. Üstüne atladım. Profesör Doktor Bingür Sönmez Kars Sarıkamış'taydı. Kalabalık bir grupla Sarıkamış Şehitliği'ne doğru ilerliyordu. Gruba doğru biri Bingür diye seslendi. O andan itibaren Sarıkamış'ta silah sesleri yankılandı. Elinde silahla dehşet saçan kişi eski Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen'di. Yanında yeğeni de vardı. Kimse ne olduğunu anlamadan Özbilen Sönmez'e doğru kurşun yağdırdı. Sönmez bacağından ve kolundan vuruldu. Olduğu yere yığıldı. Herkes bir tarafa kaçtı. Sönmez'e ilk müdahaleyi grupta bulunan doktorlar yaptı. Hayır, sürmekle yapma, üzerine sar. Yaralanma yerine sar. Tamam, bir şey yok orada. Profesör Sönmez hemen hastaneye kaldırıldı. Hakkımı helal etmiyorum. Etme tabii. Etme. Hakkımı helal etme, bu şerefsizlere hiçbir şey lazım değil. Profesör Doktor Bingül Sönmez önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Sönmez'in kanaması kısa sürede durduruldu. Hastane yetkilileri sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Profesör Doktor Bingür Sönmez ile eski Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen'in aralarının Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri nedeniyle açık olduğu iddia ediliyor. Yakalayın o şerefsizi! Özbilen olay yerinde yakalandı ve polise teslim edildi. Nereye? Nereye?
Evet, geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim ve geçelim başkentin göbeğindeki silahlı çatışmaya. Ankara sokaklarını kana bulayan olayın arkasından bonzai rantı çıktı. Dünkü çatışmada öldürülen Bülent Aramaz, eğlence yerlerine bonzai satmaları için baskı yapıyor. Hayır yanıtı aldığı iş yerlerini de kurşunlatıyordu. Polis çetenin peşine bu yüzden düşmüştü. Abi sağda abi. Başkent Ankara'daki dehşet dolu dakikaların sır perdesi çözüldü. Çatışmanın perde arkasından bonzai çıktı. Yaralı herhalde. Ankara'da tabiri yerindeyse aksiyon filmlerini aratmayan manzaralar yaşandı. Sokaklar silah sesleriyle inledi. Polis bir süredir takip ettiği zanlının bulunduğu aracı durdurunca çatışma çıktı. Bir dizi suçtan sabıkası bulunan Bülent Aramaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aramaz'ın Rus sevgilisi Elena K. ile 3 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumu hala ağır. Araçtakilerden biri ise kaçarak izini kaybettirdi. Polis eğlence yerlerine bonzai satmaları için baskı yaptığı, satmayan iş yerlerini kurşunlattığı şikayetleri nedeniyle Aramaz çetesinin peşindeydi. 4 ayda 7 ayrı iş yerini kurşunlatan Aramaz, 15 gün süren çabalara rağmen bulunamadı. Bunun üzerine ekipler çete liderinin sevgilisi Rus Elena K'yı takibe aldı. Polis belirlenen adreste beklerken Aramaz'ın adamlarının kurduğu pusuya düştü. Ankara sokakları kana bulandı. Abi sağ ver abi. Aramaz'ın aracında çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ve gazete manşetleriyle devam edelim sevgili seyirciler. Gazeteler bugünün gündemini nasıl ele almışlar hep birlikte bir bakalım. Sözcü gazetesiyle başlamak istiyorum ben. Çünkü Sözcü gazetesinin ilk sayfasında manşetinde kaşınmayın, milletin sabrını taşırmayın diyor. Ve çok üzücü, çok kırıcı bir fotoğraf var. Hadsizler Atatürk'ün heykelini indiriyorlar. Bu hadsizler Lice'de terörist heykelinin indirilmesini bahane ediyorlar. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısını ve bu topraklarda yaşayan insanlara büyük bir saygısızlık yapıp teröristle Atatürk'ü bir tutup o heykeli indirmeye çalışıyorlar. Unutuyorlar ki onlar bu topraklarda böyle özgürce davranmayı, böyle rahatça yaşamayı, nefes almayı Atatürk'e borçlular. Ama ne yazık ki bu hadsizler Atatürk heykelini bu topraklarda bu kadar rahatça indirip ne yazık ki bir teröristle bir tutuyorlar. Buna bazı insanlar da ne yazık ki göz yumuyorlar. İşte bu fotoğraflarla artık karşılaşabiliyoruz sevgili seyirciler. Eskiden olsa Atatürk'e en küçük bir saygısızlık yapan ciddi cezalar alırdı. Şimdi bunlar büyük bir cüretle bu heykeli indirebiliyorlar burada ve göz yumuluyor. Ne yazık ki göz yumuluyor buna. Açılımla şımaran hainler Atatürk heykellerine saldırıyor. Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Atatürk'e karşı sistematik bir saldırı başlatıldı. PKK yandaşları Lice'de terörist Mahsum Korkmaz'ın heykelinin indirilmesini bahane edip alçakça misilleme yapıyor diyor haberde. Güneydoğu'da Atatürk heykel ve büstlerini tahrip ediyor. Hainler boşuna heveslenmesin, milletin sabrını test etmesin diyor. Çünkü bu millet vefasız değildir. Atasına ve heykellerine sahip çıkmasını bilir. Ona dokunan eller yanar. İktidara sesleniyoruz. Atatürk hepimizindir. Cumhuriyet demek Atatürk demektir. Açılımın arkasına saklanmayın. Bu alçak hainlere geçit vermeyin. Hak ettikleri cevabı verin. Bu saldırıları derhal engelleyin diyor Sözcü gazetesi. Gerçekten de dediğim gibi bu topraklar üzerinde özgürce yaşıyoruz. Özgürce nefes alıp söyleyecek bir şey bulamıyorum. Fotoğrafa baktıkça gerçekten insanın sinirleri bozuluyor. Atatürk'ü bu teröristle bir tutup onun heykelini indirmeye kalkan bu hainlerin nerede yaşadıklarını unutmamaları gerekiyor. Mutlaka gerçekten de hükümet kendi eliyle Atatürk büstlerini okullardan kaldırdı belki ama en azından PKK'lılara, bu teröristlere müdahale etmesi gerekiyor.
Sözcü gazetesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Rant gözünü tarım arazilerine de dikti. İstanbul'da kuzey ormanlarını 3. köprü ve havalimanı için katleden AKP, tarım arazilerini imara açma peşinde haberi var. Tarım Bakanlığı Sarıyer'deki 590 dönümlük bahçe ve sera arazisini özelleştirme kapsamına aldı. Karadeniz manzaralı lüks site ve AVM yapımının önü açıldı. Köylüler isyanda diyor. Artık neredeyse nefes alacak yeşil alan hiçbir şekilde kalmıyor. Her yer satılıyor. Her yerde satılan yerlerde bütün yeşiller, ağaçlar kesiliyor. Ve biz artık betonlara maruz kalıyoruz. Betonlara ve hava akımı yok şehirde. Gerçekten hava akımı yok şehirde. Hastalıkların ne kadar arttığına bir dikkat edin. Solunum yolu hastalıklarının özellikle arttığına ne kadar bir dikkat edin. Çocuklarımızda özellikle solunum yolu hastalıkları artmış durumda. Çünkü artık nefes alacak bir ortam yok. Nefes alacak ağaçlar, yeşillikler yok. Neden? Çünkü rant uğruna bütün her yer satılıyor ve yeşillikler yok ediliyor. Vatan Gazetesi ile devam ediyorum. Vatan Gazetesi'nin manşetinde de son rötuşlar diyor. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hizmet binasının %90'ı bitti. Orada da ne kadar ağaç kesildi acaba? Aydınlatma ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak önümüzdeki aylarda teslim edilecek. Atatürk Orman Çiftliği'ni bilenler bilirler. Gerçekten de insana huzur veren çok güzel bir yer. Vatan 700 milyon TL harcanan dev kampüsün, 700 milyon TL harcanan dev kampüsün son fotoğraflarına ulaşmış. Ana bloğun girişindeki salonda bulunan iskeleler kaldırıldı. Ortaya iki sıra halinde ağaç dikildi. Selçuklu mimarisiyle inşa edilen bina beyaz ve krem tonlarındaki doğal ve yerel taşlarla kaplandı. En son teknolojiyle donatılan Atatürk Orman Çiftliği hizmet binasının duvarlarında dinleme ve takibe karşı ses ve elektromanyetik yalıtım yapıldı. Helikopter pisti tamamlandı. Binaları aydınlatmada kullanılacak güneş panellerinin montajları da bitti diyor. Biraz önce verdiğimiz haber dünyaca ünlü kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez'e silahlı saldırıda bulunuldu biliyorsunuz. Sarıkamış'taki şehitlik yürüyüşünde saldırıya uğradı. İki kurşunla yaralandı Bingür Sönmez. Eski belediye başkanı İlhan Özbilen kendi düzenlediği etkinlikleri gölgelediği gerekçesiyle tartıştığı Profesör Bingür Sönmez'e dün 3 el ateş etti. 2 mermi sol koluyla sol bacağına isabet etti. Ameliyat edilen Sönmez'in durumu iyi, cerrahlığı da etkilenmeyecekmiş. Yine Vatan Gazetesi'nde Ergenekon zanlısı olarak cezaevinde yatan Tuncay Özkan'la ilgili özel hayatıyla ilgili bir haber var. Eski manken Duygu Dikmenoğlu'yla evlenmiş efendim. Bir de bebekleri olacakmış. Allah mutlu etsin diyelim. Davutoğlu'nun 3 hedefi haberi var burada. Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu dün AK Parti Genel Merkezi'nde Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda hükümet programını görüştü. Programda 3 hedef yer alıyor. Paralel yapıyla mücadele, çözüm süreci ve yeni anayasa diyor haberde. Hürriyet gazetesinin manşetine de birlikte bir göz atalım sevgili seyirciler. Baraj yuttu. Bültenimizin başında vermiş olduğumuz haberi manşet yapmış Hürriyet gazetesi. Konuyla ilgili gelişmeleri bültenimiz içerisinde canlı bağlantılarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama Botan Çayı üzerinde Alkumru Barajı'nda dün su verilmeye, baraj kapaklarının açıldığı iddia edildi. Baraj kapakları açıldı, sular yükseldi ve çevrede piknik yapan vatandaşlar sulara kapıldı deniliyor. 6 kişi kayboldu, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer de açıklama yaptı. Baraj kapaklarının açılması ya da herhangi bir arıza söz konusu değildir diye. Dediğim gibi konuyla ilgili gelişmeleri bültenimiz içerisinde bağlantılarla sizlere aktarmaya çalışacağız. 6 kişi de hastanede tedavi altına alındı. 6 kişi kayboldu. Bir kişinin de cesedine ulaşıldı diyor haberde. 7 yılın sırları. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayri Nusa Gül'ün köşkte geçirdiği 7 yılda perde arkasında kalan ilginç olaylar neymiş? Çankaya Köşkü'ne sızan düşmanın servis görevlileri bölümüne bıraktığı mayının sırrı neydi? Köşkün kurumsal kimlik kitabı hazırlanırken hangi cumhurbaşkanının adı atlandı? Hayri Nusa Gül'ün köşk deposunda bulduğu şey neydi? Gibi soruların cevabını Hürriyet gazetesinin yazısında bulabilirsiniz. Anlamlı bir oy kaybında bırakırım başlığı var. Kim demiş olabilir bunu sizce? Kılıçdaroğlu demiş tabii ki.
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ın sık sık Muharrem İnce'nin de kurultay öncesi dile getirdiği birinci olmayan gitsin yaklaşımını konuşmuşlar Kılıçdaroğlu'yla Hürriyet gazetesi. O sohbetten bir alıntı yapalım. Ben diyorum ki oylarını anlamlı bir oranda düşüren genel başkan gitmelidir. Elbette amaç iktidar. Ben eğer anlamlı bir oy kaybı yaşatırsam giderim diyor. 2015 için mi söylüyorsunuz? Elbette. Anlamlı oy kaybından kastınız nedir diye sorulmuş Kılıçdaroğlu'na. Yani öyle sıfır noktalı falan değil. Birkaç puanlık bir kayıptan söz ediyorum. Şu ana kadar biz partide bir oy artışı yaşadık diyor Kılıçdaroğlu ve en ufak bir oy kaybında görevi bırakacağını ifade etmiş. Sarıkamış kurşunu yine Bingül Sönmez'in haberine Hürriyet gazetesi de yer vermiş. Acele etmeyin bırakın ölsün diye bir haber var Hürriyet gazetesinde. Neymiş içeriği? Zonguldak Ereğli'de yaşayan Şenol Bey, eşi DB ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği HK'yı ruhsatsız tabancasıyla yaraladı. Polisleri elinde silahla bekleyen Şenol Bey, yaralıları almak için gelen sağlık görevlilerine acele etmeyin bırakın ölsünler demiş. Nasıl bir öfkeye kapılmış demek ki. Bölen isim olmam ben yokum diyor. 10 gün sonraki CHP kurultayı için adı geçen Metin Feyzioğlu en çok merak edilen soru sorulmuş ve o da yanıtlamış. Bu göstermelik bir kurultaydır, baskın bir kurultaydır, birleştirmeye yarayacak bir kurultay değildir. Demokratik şartları oluşturulmamış kurultayda aday olmanın, ortaya çıkmanın, bölmenin anlamı yoktur. Ben bölen birisi hiç olmadım, burada da olmam. Süreç demokratik işlemiyor demiş Feyzioğlu. Ve Cumhuriyet gazetesine bir bakalım şimdi de. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde de Emine Hanım'ın arkadaşı kuruldan çıkması lazım diye bir manşet atılmış. Dönemin Çevre Bakanı Bayraktar başbakanın talimatıyla imar izni için devreye girmiş. Emine Hanım'ın arkadaşının yerine imar çıkması için eski de Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bakan olduğu dönemde yapılan yasal dinleme kayıtlarından biri Sarıyer'deki kuzey ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin bir yakınlarının iflas etmemesi için Emine Erdoğan'ın isteğiyle imara açılmaya çalışıldığını gösteriyor. Bayraktar 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız'la şöyle konuşuyor diyor haberde. Bayraktar, şimdi başbakan aradı, Gümüşdere Kısırkaya'yı soruyor bana, 23'ünde kurula giriyor galiba, Mehmet mi organize edecek? Ayyıldız, oradan birisi başbakanın eşinin arkadaşıymış, planda o adamın da bir parseli var. Bayraktar, başbakan ilgilendiğine göre çıkması lazım. Bayraktar 17 Aralık operasyonundan sonra soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının çoğu başbakanın talimatıyla yapıldı. İstifa etmesi gerekir demişti. Tabii bütün bunları o zaman açıklamak daha onurlu olmaz mıydı acaba? Daha şerefli ve haysiyetli bir davranış olmaz mıydı bütün bunları o zaman söylemek? Herhalde daha onurlu olurdu diye düşünüyorum. Mursi alametleri diye bir manşet var. Yine Cumhuriyet gazetesinde ünlü düşünürden yeni geziler olabilir tahmini ve kritik tespit. Mısır asıllı Marksist düşünür Samir Amin, Türkiye ve Mısır'daki bazı benzerliklere dikkat çekmiş. Amin, Türkiye'de ve Mısır'da kayırmacı kapitalizm var. Devlette tanıdıkları olanların özelleştirme ihalesi aldığı, köprüler, havaalanları inşa ettiği, lümpen kakınması diyorum ben buna. Bunlardan kurtuluş için bir siyasi devrim lazım. Aslında bize bir Atatürk lazım tabii ki. Amin Erdoğan'ı Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'ye benzetiyor ve ekliyor. Erdoğan Mursi gibi bir cumhurbaşkanlığı yapacak olursa Gezi benzeri ama daha büyük, Mısır'daki gibi sosyal patlamalar yaşanabilir. Amin'e göre belki de bu sosyal patlamalar sonrasında sistematik eleştiriler solcu düşünce yeniden ortaya çıkabilir diyor. Dersim için 1938 yılından mahkeme kararı haberi var. 15 Aralık 1938 yılında Dersimli Rane adlı kadının veraset ilamı için yaptığı başvuru üzerine Hozat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tarihi bir belge ortaya çıktı. Mahkeme kararında Rane'nin annesinin, babasının, erkek kardeşlerinin ismi ve akrabalık dereceleri tek tek belirtilerek harekat-ı askeriyede imha edilmek suretiyle öldürüldükleri yazıyormuş. Haberin ayrıntılarını Cumhuriyet'te okuyabilirsiniz.
Ve haberlerimizle devam edelim sevgili seyirciler. Birazdan tekrar gazete manşetlerine bakacağız. Ama başkentin sokakları hareketli. Siyaset hafta sonunu durgun geçirdi. Gözler bugün başlayacak yeni haftada. Tabii ki bugün yeni hafta başladı ama siyaset gündemimiz yine kaynamaya başlayacak. Gelecek hafta hem AK Parti kurultayı var hem de Erdoğan'ın yemin töreni. İşte kritik haftanın ayrıntıları ve analizi. Seçtiğiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 28 Ağustos'taki devir teslim tarihine kadar Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığındaki görevini sürdürecek. Cumhurbaşkanı olacağım. Muhalefetin 15 Ağustos tarihinden itibaren hükümet ve parti içi uygulamalarının anayasanın 101. maddesine aykırı olduğu iddia etmesine karşın Erdoğan yarın Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapacak. Erdoğan iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği Bakanlar Kurulu toplantısına son kez başbakan olarak katılacak. Ahmet Davutoğlu da son kez Dışişleri Bakanı olarak toplantıda yerini alacak. Yargıtay başvurusu geri çevrilen Atilla Kart'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurudan engelleme ya da benzeri bir karar çıkmazsa Erdoğan 27 Ağustos'ta yapılacak AK Parti Genel Kurulu'na da son kez başbakan olarak katılacak. Ertesi günde köşkte yemin edip resmen 12. Cumhurbaşkanı olacak. Köşkteki devir teslim törenini 6 devlet başkanı, 10 cumhurbaşkanı, 9 başbakan ve hükümet başkanı olmak üzere toplam 52 ülkeden temsilci de izleyecek. Tek adam olma. Erdoğan ilk iş Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma yetkisi verecek. Davutoğlu yeni kabineyi köşke sunduktan sonra hükümetin kurulması ve bekleyen torba yasanın çıkarılması için Meclis Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıracak. Kemal'in liderliğinde Samsun'dan başlayacak. Başbakan ve 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen yaralıları ziyaret etti. Başbakan ve 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen 5'i çocuk 15 yaralıyı ziyaret etti. Tedavi gördükleri Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ayrıca ziyaret sırasında Erdoğan'a Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da eşlik etti. Ziyaret sırasında Başbakan Erdoğan'la Gazze'li bir kız çocuğu birbirine tesbih hediye etti. Ankara'da kulisler yeni kabine için kaynıyor. Ahmet Davutoğlu hükümeti kurma görevini aldıktan sonra yeni kabinesini oluşturacak. Milletvekilleri merakla bekliyor. Kabineye dışarıdan yapılacak bir atamanın AK Parti grubunda rahatsızlığa neden olacağı konuşuluyor. Davutoğlu ilk olarak boşaltacağı Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak kişiyi arıyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk akla gelen isimler. Kültür Bakanı Ömer Çelik, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın isimleri de Dışişleri Bakanlığı için geçiyor. Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı olması durumunda Çelik'in de Avrupa Bakanı olması gündemde. Erdoğan'ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan'ın da Davutoğlu kabinesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Akdoğan çözüm süreciyle kritik bir göreve getirilebilir. İzmir adaylığı sürecinde Bakanlar Kurulu'ndan ayrılan Binali Yıldırım'ın da kabineye girmesi bekleniyor. Yıldırım'ın köşkle hükümet arasında köprü görevi yapacağı da kulis bilgileri arasında. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'nun meclis dışından kabineye girmeleri ihtimaller arasında. Sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. Teşekkür ediyorum. Ancak 311 milletvekilinin bulunduğu AK Parti'de dışarıdan adayların parti içinde sıkıntı yarattığı bilgisi de kulislere yayıldı. Çok konuşulan isimlerden biri de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dı. Babacan'ın yerinde kalması bekleniyor. İkinci alan hükümlü ve tutukluların mazeret. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Babacan gibi koltuğunu koruyacak isimler arasında sayılıyor. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Adalet Bakanlığı'nı almaya hazırlanırken, Grup Başkan Vekilleri Nurettin Canikli ile Mahir Ünal ve Genel Sekreter Haluk İpek'e de yer aranıyor. Bu arada Çankaya Köşkü'ne Genel Sekreter arayışları da sürdürülüyor. Erdoğan'ın gündeminde Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın'la Bursa Valisi Münir Karaoğlu'nun isimlerinin olduğu söyleniyor.
Bir ara ismi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için geçen Efkan Ala bu göreve atanırsa Davutoğlu İçişleri Bakanlığı için de bir isim bulmak zorunda kalacak. Sevgili seyirciler, Lice'deki Mahsun Korkmaz heykelinin kaldırılması Doğu ve Güneydoğu'da başlayan hareketlilik dinmiyor. Göstericiler Muş'ta bir dershane ve öğrenci yurdunu ateşe verdi. Van'daysa Atatürk heykeli tahrip edildi. Biraz önce Sözcü gazetesinin manşetine taşıdığı haber. Hakkari'de de benzer olaylar yaşandı. Doğu ve Güneydoğu'da heykel krizi dinmiyor. Gösteriler yakıp yıkmaya devam ediyor. Lice'de PKK'lı Mahsun Korkmaz'ın heykelinin indirilmesini gerekçe gösteren örgüt yandaşları, Muş'ta özel dershane ve öğrenci yurdunu havai fişek ve molotof atarak ateşe verdi. Dershanede bulunan 3 öğretmenle 2 personel mahsur kaldı. Dumandan etkilenen bir dershane çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. PKK'ların yaktığı dershanedeki hasar gündüz görüntüsüyle açığa çıktı. Alevler söndükten sonra ortalık kül olmuştu. Hani aşağı inip baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in yanmadığını görmüştük. Yani bu da bir mucize, Allah'ın mucizesi. Olay anında dershanede olan bir öğretmense polisin geç müdahalesinden şikayetçiydi. Güvenlik görevlilerinin hiçbir şey yapmayışı, olaya kayıtsız kalması, böyle uzaktan gördüğümüz tavırlarla çok rahat oluşu bizi çok üzdü, yani üzücü bir olay. Mahsun Korkmaz heykelinin sökülmesinin ardından Atatürk heykelleri de peş peşe sökülmüş ya da tahrip edilmişti. İşte bu olaya bir yenisi de Van'da eklendi. Başkale ilçe merkezinde bulunan Atatürk heykeli kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ip bağlanarak çekilip tahrip edildi. Olayların bir diğer adresi de Bingöl oldu. PKK yandaşı grup yol kapatma eylemi yaptı. Polise molotof, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Bir molotof iki katlı binanın çatısına isabet etti. Yangında maddi hasar oluştu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de polise molotof kokteyli ve taşlarla saldıran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Esnaf da kepenk kapattı. Ara sokaklara kaçan göstericiler eylemlerini uzun süre devam ettirdi. Sevgili seyirciler, Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey Irak'ta silah yardımı yapılacak gruplar arasında PKK'nın bulunmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, PKK'ya silah gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Merkel, Alman 1. Televizyon kanalında katıldığı programda gündemdeki ilişkin soruları yanıtladı. Almanya'nın İKBA'ya yapmayı planladığı silah yardımına açıklık getiren Merkel, bazı Alman siyasetçiler tarafından dile getirilen PKK'ya da silah yardımında bulunulması önerilerine kapıyı kapattı. IŞİD'in saldırıları nedeniyle Irak'ın kuzeyinde soykırım tehlikesi bulunduğunu aktaran Merkel, hükümet olarak bu tehdide karşı İKBA'ya silah yardımında bulunmayı ele almakta olduklarını belirtti. Merkel bu çerçevede PKK'ya silah verilip verilmeyeceği sorusuna Irak merkezi yönetimin onaylaması halinde bölgesel Kürt yönetimine silahları gönderebiliyoruz. Bu bağlamda PKK'nın silah sevkiyatlarının alıcısı olması söz konusu değil yanıtını verdi. Sevgili seyirciler, Kadıköy'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, iki kişi yaralandı. Atatürk büstü Türk bayrağına yönelik saldırıları protesto eden bir grup, eylem için Kadıköy Altıyol Meydanı'nda toplandı. İddiaya göre grubun yaklaşık 100 metre ilerisinde Bahariye Caddesi'nde stand açan Devlis adlı grubun üyeleriyle laf atışması yaşandı. Giderek gerginleşen atışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda biri bıçakla olmak üzere iki kişi yaralandı. Karnından bıçakla yaralandığı öğrenilen bir kadın ve yüzünden yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi. Aralarında Atatürk desenli Türk bayrağı, Bozkurt flaması taşıyan kişilerin bulunduğu ve kendilerini ulusalcı ve milliyetçi olarak tanıtan yaklaşık 150 kişilik grup sloganlarla Altıyol Meydanı'ndan İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. İskele Meydanı'na gelen grup burada bir basın açıklaması yapıp İstiklal Marşı'nı söylemeye başladı. İstiklal Marşı söylenirken grubun arka tarafında birden kavga başladı. Karşıt görüşlü olduğu iddia edilen bir kişi bu grup içindekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Araya giren polisler dayak yiyen kişiyi kaçırmaya çalışsa da dayak yiyen genç sopa ve tekme darbelerinin hedefi oldu. Polis ekipleri öfkeli grubu vurmayın o polis diye bağırarak güçlükle sakinleştirdi. Ve gazete haberleriyle devam edelim yine. Yurt Gazetesi'ne bir göz atalım birlikte. Yurt Gazetesi'nin manşetinde Reyhanlı isyanı var. Suriye'deki iç savaşın bedelini ödeyen annenin acısı dinmedi. Reyhanlı'daki patlamada kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet, sebepsiz yere ölüm insanı daha çok kahrediyor, ölenler unutuldular diyor. Döne Kuvvet 53 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı meydandan sadece bir kez geçebildiğini, onda da dayanamadığını söyledi. Kuvvet ilçenin yerlerinin patlamalarının yaşandığı yerlerde oturmadığını, patlamanın ardından şehrin boşaldığını ve sadece Suriyelilerin yaşadığını ifade etti. Kuvvet saldırının ardından kendisini ziyarete gelen Başbakan Erdoğan'ın ölenlerin yakınlarına iş bulacağı ve oğlunun işe alınacağı sözünü verdiğini hatırlatarak verilen söz gerçekleşmedi, kayıtlar alındı ama işe alınmadı oğlum, kimsenin yakınını da işe almadılar, bekliyoruz demiş. Ve o madende hepimiz öldük manşeti var yine Yurt Gazetesi'nde. Soma'da yaşanan katliamdan kıl payı kurtulan Ahmet Mutluer, bir yandan işsizlik, bir yandan da unutamadığı acı anıların kıskacında diyor haberde. Detayını Yurt Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Evet, Taraf Gazetesi'yle devam edelim şimdi de. Taraf'ta manşette neler var? CHP ve MHP'li memuru silin başlığı atılmış Taraf Gazetesi'nde. Her yıl binlerce küçük girişimciye kredi veren KOSGEB'le ilgili fişleme raporunda uyuyan MHP'li unsurları tasfiye edin ve CHP'li ve MHP'li bürokratları Güneydoğu'ya sürün denildi diyor haberde. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Kozmik Çalışma Grubu KOSGEB fişlemesi acil tedbir raporu başlığını taşıyor. 12 sayfalık raporda kurumda uyuyan birçok MHP unsuru bulunmaktadır. AKP iktidarı döneminde hiç dokunulmayan TŞ önderliğindeki bu yapı tasfiye edilmelidir dendi. ST adlı bir bürokrat için Cumhurbaşkanlığı danışmanı Ayşe Hanım'la temasta bilgi aktarıyor fişlemesi yapılan raporda. KOSGEB'de CHP'li ve MHP'li diye sıralanan bürokratların müşavir kadrosuna bile atanmaması isteniyor. Bu rahatlığın bozulması için Doğu ve Güneydoğu illerinde görevlendirilmeliler uyarısı, önerisi yapılıyor. Köşk'te köstebek manşeti var yine üst manşette Taraf Gazetesi'nde. Abdullah Gül ve ailesine ait bilgilerin köşkte çalışan MK tarafından aktrolleri yöneten başbakanlık danışmanlarına aktarıldığı ortaya çıktı diyor haberde. Başbakanlıktaki Twitter Gate skandalı köşke uzandı. Gül ve ailesine hakaret eden, AKP'yi eleştiren gazetecilere ve bürokratlara şantaj yapan Twitter'daki aktroller için köşkte köstebek çalıştırıldığı tespit edildi. MK isimli köstebeğin Gül ve ailesine ait bilgileri aktrolleri kontrol eden başbakanlıktaki danışmanlara aktardığı ortaya çıktı. Gül bu tespitin ardından köstebeği yanından uzaklaştırdı diyor haberde. Diyarbakır kimi isterse onu aday göstereceğiz. CHP lideri yine kurultaya hazırlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu partide açılım siyasetine devam mesajı verdi. Kılıçdaroğlu Vanlılara, Diyarbakırlılara, Hakkarlılara sesleniyorum.
Kimi milletvekili görmek istiyorsanız getirin aday göstereceğim dedi. CHP'nin dindar seçmenle de barışması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, dindar yurttaşlarım biz barışmak zorundayız, bizi anlayın ve kucaklayın diye konuşmuş. İmam Hatip isyanı haberi var Taraf gazetesinde. Biliyorsunuz bu imam hatiplere neredeyse artık çocuklarınızı zorunlu bir şekilde sokuyorsunuz. Çünkü otomatik olarak kayıt yapılıyor. Nasıl bir sistem? Şimdi okuyacağım size haberin ayrıntılarını. Milli Eğitim'in 40 bin öğrenciyi zorla imam hatiplere kaydetmesi hem Sünni hem de Alevi velileri isyan ettirdi diyor. Bunun Sünnilikle Alevilikle ilgisi yok bir kere öncelikle. Çocuğunuzu istediğiniz okula gönderme hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz bu ülkede. Hiçbir şekilde metazörü olarak zorla bir okula kaydedilmesi doğru değil. Zaten çocuk da istemediği okulda ne kadar verimli olabilir, nasıl bir eğitim alabilir veliler ve çocuklar için bu da önemli. Ama ne yazık ki bakanlığın getirdiği otomatik sistemle kızı İmam Hatip'e kaydedilen veli M'ye, ben Sünniyim, oruç tutuyorum, namaz da kılıyorum ama çocuğumu İmam Hatip'e göndermek istemiyorum demiş. Çocukları zorla İmam Hatip'e kaydedilen birçok Alevi ailede bu uygulamaya isyan ediyor diyor. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, ailelerden yüzlerce şikayet geldi. Alevilere psikolojik işkence yapılıyor derken eğitim gönüllüsü İbrahim Betil de bu uygulamak için dindar nesil dayatması diye konuştu. Gerçekten de bir dayatma var tabii ki, bir dayatma söz konusu. Zorla çocuklarımızı İmam Hatip'e göndermemiz isteniyor. Evet, bir nesil yaratılmaya çalışılıyor ama bunun bir yolu, bir yordamı, bir yöntemi olmalı. İnsanlar gerçekten de özgürce çocuklarını istedikleri okula gönderilmeli. Bu arada özel okullara da biliyorsunuz destek veriliyor. Özel okullara eğer çocuğunuzu kayıt yaptırmak istiyorsanız işte 3.000-3.500 lira gibi bir yardım alıyorsunuz devletten. Bütün bunların hani toplamda baktığınızda, genelde baktığınızda değişik bir manzara var. Bunu iyi analiz etmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Özellikle veliler, anne babalar olarak hakikaten bu kriterlere iyice sık eleyip iyice ince dokunmak lazım. Aman dikkat sevgili seyirciler, ne olur tepki, evet tepki gösterin, tepkinizi düzgün bir şekilde gösterin ve çocuklarınızı gerçekten de istediğiniz okula kaydetmenin yollarını arayın. Kızını gönderip karısını öldürdü haberi var Taraf gazetesinde. Tunceli'de eşiyle tartışan Öğütimdik, 12 yaşındaki kızını evden dışarı çıkardıktan sonra eşi Meral Timdik'i başından ateş ederek öldürdü. Bu nasıl bir insanlık? Ormanlık alana kaçan ve güvenlik görevlileriyle yaptığı telefon görüşmesiyle intihar edeceğini söyleyen Öğütimdik'in yakalanması için operasyon başlatıldı. Yine kadın cinayeti, yine kadına şiddet. Üstelik de çocuğunu evden gönderiyor ve o çocuğu doğuran kadını, anneyi gözünü kırpmadan öldürebiliyor. İşte şimdi okuduğum bu haberin ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. İki kişi karısıyla dostunu vuruyor. Karısını başka biriyle yakaladı, üzerine kurşun yağdırdı. Namus için yaşıyoruz. Bu devirde namus. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. 34 yaşındaki Şenol Bey işten çıktı, evinin yolunu tuttu. Kapıyı açtığında gördükleriyle kan beynine sıçradı. Eşi ve sevgilisini yarı çıplak halde buldu. Öfkeli koca karısını da sevgilisini de kurşun yağmuruna tuttu. Açalım bir yolu, açalım. İki kişi bacaklarından vuruldu. 8 kurşunla yaralanan kadının sevgilisi olduğu yere yığıldı. Kadınsa kaçmayı başardı. İnşallah yaralı şekilde inşallah kaçmış. Şenol Bey olayı hemen ağabeyine bildirdi. Polise haber verildi. Polis arabasına teslim ettim, elimden teslim ettim. Doğru mu arkadaşım? Silahı bıraktırdım, teslim ettim. Teslim aldırdım. Ben kendim aradım 155'i jandarmayı ben. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hemen hastaneye kaldırdı. Tedavi etmeyin arkadaşlar, göbersin. Niye yürüyorsunuz? Yavaş yavaş ya, göbersin arkadaşlar ya. Tedavi etmeyin, göbersinler. Ağıtların yükseldiği yerse Tunceli. Merkezdeki Çağlar İşhanı 38 yaşındaki Meral Timdik'e mezar oldu. Meral Timdik eve gelen eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek şiddetlendi. Timdik ailesinin 12 yaşındaki kızları da evdeydi. Öfkeli baba kızını dışarıya çıkardı. Hemen ardından da silah sesi duyuldu.
Komşuları polise haber verdi. Ekipler eve geldiğinde her şey için çok geçti. Meral Timdik başından tek kurşunla vurulmuştu. Olay yerinde hayatını kaybetti. Öfkeli kocaysa kayıplara karıştı. Malatya'da da tüyler ürperten cinayetin zanlısı yine bir koca. 33 yaşındaki adam 23 yaşındaki eşi Zehra'yı 3 çocuğunun gözleri önünde katletti. Öfkeli koca önce eşinin kafasını duvara vurdu, daha sonra da zıpkınla darp etmeye devam etti. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşiktaş'taki lüks villada işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye'nin ünlü iplik markası Ören Bayan'ın eski sahipleri Jack Karako ve eşini öldüren Özbek hizmetçiler polis ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde kıskıvrak yakalandı. Cinayeti 2 aydır maaş alamadıkları için işlediklerini söyleyen karı koca evde cesetlerle bir gece geçirmiş. Geceyi cesetlerle geçirdiler. Ocağın gazını açtılar. Sonra da 7 bavul eşyayla taksiye binip kaçtılar. İstanbul'daki çifte cinayete dair ortaya kan donduran ayrıntılar çıktı. İzzet Karako anne ve babasından haber alamayınca oturdukları sitenin yönetimine haber verdi. Kontrol için villaya giden görevliler Jack ve Georgia Karako çiftini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Saatler önce öldürülmüşlerdi. Etraftaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Karako çiftinin evinde 1 yıldır çalışan Özbek hizmetçilerin cinayet şüphelisi olduğu duyuruldu. Polis sitenin güvenlik kameralarından hizmetçi çiftin binadan ayrıldıkları taksinin şoförüne ulaştı. Çiftin hastane ve eczaneye uğradığı tespit edildi. Amaçları zanlılardan birinin cinayet sırasında kesilen elini tedavi ettirmekti. Çiftin eczaneden çıktıktan sonra ikinci bir taksiyle Kumkapı'ya gittiği belirlendi. Kumkapı'daki pansiyonlara yapılan operasyonla Özbek çift aynı gün saat 22'de yakalandı. Tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklandılar. Gülbakar Ye Bakırköy cezaevine, Farkot Yon Ye ise Maltepe cezaevine gönderildi. Polise olayı bütün detaylarıyla anlatan çift, cinayet bıçağını Kabataş'ta denize attıklarını söyledi. Kısa süren aramadan sonra bıçak bulundu. Kafa kesen IŞİD'in zulmünden çoluk çocuk yalın ayak kaçan Ezidiler umudu gurbet ellerde arıyor. Ölümün gölgesinde haftalarca süren yolculuk şanslı Ezidiler için Türkiye'de son buluyor. Parası ve pasaportu olanlar Habur sınır kapısından giriş yapıyor. Olmayanlarsa sınırı kaçak yollardan aşıyor. O zorlu yolculuk bakın nasıl görüntülendi. Birkaç bavul, sırtlarında çuvallar, ellerde su şişeleri. Çoluğu çocuğu, yaşlısı genci yollarda. Kiminin üstünde kazak, kiminde forma. Umutsa kalplerindeki ortak payda. Irak'ta IŞİD zulmünden kaçan Ezidilerin zorlu yolculuğu kamerada. Savaş mağdurlarının birçoğu Türkiye sınırını kaçak olarak geçmeye çalışıyor. Şırnak, Silopi'ye bağlı Ilıcalar Köyü, Hezilçayı ve Uludere üzerinden Türkiye'ye giren aç, susuz ve yorgun insanlar Şırnak'taki çadır kamplarda misafir ediliyor. Açlıktan karnı midesine yapışan yaşlı ve çocuklu gruplar Uludere'den geçerken belediyenin dağıttığı yemekle günler sonra karınlarını doyuruyor. Birkaç lokma ekmek ve artık güvende olduklarını bilmek yorgunluğun izlerini bir anda siliyor. Yüzlere tebessüm hakim oluyor. Herkes onlar kadar şanslı değil. Zorlu arazi şartları, kavurucu sıcaklarla birleşince katliamdan kaçan yüzlerce insan yollarda can veriyor. Haftalar süren yolculuğun ardından kurtulmayı başarabilenlerse gurbet ellerde bambaşka bir mücadeleye giriyor. Sevgili seyirciler, hükümet odağında Suriyelilerin olduğu toplumsal gerilimlerin önüne geçmek için formül arıyor. Cuma günü Ankara'da bir zirve yapılmıştı. O zirveden gerilimi düşürecek önlemler paketi çıktı. Suriyeli dilenciler bundan böyle kamplara yerleştirilecek. Kamu güvenliğini bozan Suriyelilerse sınır dışı edilecek. Hükümete göre birlikte yaşamak artık kaçınılmaz.
Suriyelilerle birlikte yaşamak artık kaçınılmaz oldu. Hükümet Türkiye'nin bunu artık kabullenmesini istedi. AFAD'ın açıklamalarına göre Türkiye'deki Suriyeli sayısı 1,5 milyona dayandı. Bunlardan 1 milyonu aşkın kişi Türkiye'nin çeşitli illerine yerleşmiş durumda. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığında Ankara'da yapılan toplantıda Suriyeliler için planlanan acil düzenlemeler ele alındı. Acil eylem planına göre öncelikle tepki çeken Suriyeli dilenciler ve geliri düşük olduğu için ev kiralayamayanlar kamplara yerleştirilecek. Ayrıca kamu düzenini bozan Suriyeliler de sınır dışı edilecek. Valilikler bu konuda karar alabilecek. Suriyeli mültecilere yönelik bir başka uygulamaysa mültecilerin yerel halkla eşit tutulması oldu. Buna göre belediyeler özellikle iş yeri açma ve çalışma izni alma gibi konularda yerel halkla Suriyeli mültecilere eşit uygulama yapacak. Evet, hükümet çözüm arıyor gerginliklerin bitmesi için ama Suriyelilerle ilgili her gün bir olay geliyor haber merkezimize. Yine Küçükçekmece İkiterli'de Suriyelilerin bir genç kızı taciz ettiği iddiaları üzerine bir grup Suriyelilere ait iş yeri ve otomobillere saldırdı. İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerle İkiterli Mehmet Akif Mahallesi sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Salı Pazarı mevkiinde bazı Suriyeli gençlerin bir genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleriyle Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler Suriyelilere ait otomobil ve iş yerlerine demir sopa, taş ve bıçakla zarar verdi. Suriyelilere ait bazı araçların da ters çevrildiği görüldü. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Sevgili seyirciler, İsrail Gazze katliamına devam ediyor. Hava saldırılarında ölenlerin sayısı artıyor. Ateşkes bozulduktan sonra yani sadece 5 günde 81 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze yine cehennem yeri. İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Gece boyunca süren son saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Uçaklar Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentini bombaladı. Hamas sözcüsü Gazze'deki sivillerin yaşadığı bir apartmanın hedef alındığını açıkladı. Sözcü, onlarca aileyi evsiz bırakarak İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi. Ateşkesin 19 Ağustos'ta bozulmasından bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 81 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ise aynı dönemde Gazze'den kendi topraklarına 620 füze atıldığını iddia etti. İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 2106 Filistinli hayatını kaybetti, 10.627 kişi de yaralandı. Evet sevgili seyirciler, biraz önce zorunlu imam hatipe kayıtla ilgili bir haber aktarmıştım sizlere. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının sonuçları açıklandıktan sonra başlayan imam hatip tartışması sürüyor. Ve sınavı kazanamayan öğrencilerin bir kısmının imam hatip okullarına kayıt yaptırmak zorunda kalmasına veliler tepki gösterdi demiştik. Şimdi ironik bir konu aslında. O tepki gösteren aileler arasında artık Ermeni bir aile de var. Çünkü çocuklarının kaydı imam hatip okuluna yapılmış efendim, otomatik olarak Ermeni bir ailenin çocuğunun kaydı imam hatip okuluna yapılmış otomatik olarak. Doğal olarak da aile tepki göstermiş tabii ki. Gayrimüslim öğrenciler İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi. Kayıt işlemi ailelerin rızasıyla değil, otomatik olarak gerçekleşti. Öğrenciler ve velileri şaşkına döndü. Temel eğitimden orta öğretime geçen öğrencilerin yeni okulları açıklandı. Açıklanan sonuçlar beklendiği gibi tartışmaları alevlendirdi. Tercihini tutturamayan ya da tercih yapmayan binlerce öğrenci,
İmam Hatip ve meslek liselerine iradeleri dışında yerleştirildi. Evlerine yakın olduğu gerekçesiyle kaydı İmam Hatip Lisesi'ne yapılan öğrencilerin ikisi Ermeni çıktı. Öğrencilerden biri Özel Pangal Termini Ortaokulu mezunu Arda Kristof. Arda özel okula gitmek istediği için tercih yapmayınca sistemin gazabına uğradı. Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleştirilen Arda'nın babası sonuca komik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hassas yaklaşması gerekiyor şeklinde açıklama yaptı. Kızı Şişli Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedilen Ermeni asıllı başka bir veli ise o okuldan nakil yapacağız. Eğitimciyim, duruma şaşırmadım diyerek görüş bildirdi. Uzmanlara göre öğrenci ve velileri yüzdelik dilimler yanılttı. Geçen yıl daha az öğrenci tercih yaptığı için her bir dilime 10 bin öğrenci düşüyordu. Bu yıl herkes tercih yaptı. Haliyle dilimlere düşen öğrenci sayısı da arttı. Yarın başlayacak nakil dönemi 5 hafta sürecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler boş kontenjanı olan başka bir devlet lisesine ya da özel okula naklini isteyebilecek. Devlet okullarının nakil için puan üstünlüğü ya da yüzdelik dilimlere bakılmayacak. İstediği okula nakil yaptıramayan öğrencinin kaydı ilk yerleştirildiği okulda kalacak. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Sevgili seyirciler, gazete manşetleriyle devam edelim şimdi. İsterseniz gazete manşetlerine bakalım. Neler var, neler yok. Bugünkü gündemde haberleri nasıl ele almış Milliyet gazetesi. Acildeki dehşet listesi var Milliyet gazetesinin manşetinde. Milliyet İstanbul'daki acil servislerde bonsai patlamasını incelemiş. Adli kayıt defterleri bu vakalarla dolup taşıyor diyor. Gecenin ilerleyen saatleriyle beraber acil servise gelen ambulanslardan bonsai yüzünden fenalaşan çok sayıda genç çıkarılıyor. Kendilerine gelmekte zorlanan kullanıcılar, müdahale etmeye çalışan personele de şiddetle direniyor. Ümraniye Eğitim Hastanesi çalışanları son 2 haftada 25 bonsai vakasının geldiğini, ikisinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu hastanenin adli kayıt defterinde 4'ü farklı adresten olmak üzere ard arda tam 5 bonsai girişi göze çarpıyor. Esenyurt'taki devlet hastanesinin ise bu vakalara bakmayıp ama teme sevk ettiğini öğreniyoruz. Acile kaldıranlar arasında bonsai kullanmış kişilerin saldırısına uğrayan yaralılar da var diyor. Bu bonsai ile ilgili çok acil bir şekilde önlem alınmalı. Hem aileler, sivil toplum örgütleri, Sağlık Bakanlığı, veliler, kim varsa bununla ilgili bir şey yapılacak. Çocuklarımızı korumak adına, gençlerimizi korumak adına çok acil önlemler alınmalı ve çok kolay bir şekilde bonsai'ye ne yazık ki ulaşıyor. Küçücük öğrenciler bile bonsai satışının engellenmesi bir şekilde, çocukların en azından ulaşamayacağı bir hale gelmesi çok acil, çok acil önlem alınması gerekiyor. Çünkü farkındaysanız her gün bonsai ile ilgili bir haber veriyoruz. Her gün ya bir ölüm haberi veriyoruz ya bir işte acil vaka haberi veriyoruz bonsai ile ilgili. Ve gün geçtikçe artıyor bu haberler. Gün geçtikçe daha çok kullanıcısı da artıyor. Çünkü neden? Gerçekten de hem çok kolay ulaşılıyor hem çok ucuza satılıyor. Ve gençlerimiz ne yazık ki bu bonsai'nin kurbanı olmaya hızla devam ediyor. Polis böyle buldu diye bir fotoğraf var işte burada. Mecidiyeköy'de bir binanın bahçesinde baygın bulunan 16 yaşındaki genç bir çocuk. 16 yaşında bakın hastaneye kaldırılıyor ve SK ile birlikte uyuşturucu kullandığı tespit ediliyor. Görgü tanıkları bu kişinin SK'dan çıkan bonsai'yi ben verdim dediğini söylemişler. Gençlerimiz üzerinde çok ciddi bir oyun oynanıyor. Bu uyuşturucu illeti, bu uyuşturucu belası Türkiye'ye hızla yayılıyor. Lütfen çocuklarımızın üzerinde olsun gözümüz. Çok dikkatli olalım, çok dikkatli takip edelim. Çocuklarımızın peşini arkasını bırakmayalım. En azından aileler olarak mutlaka çok titizlikle çocuklarımızın üzerinde duralım. Çünkü hani benim çocuğum yapmaz, benim çocuğumun işi olmaz, benim çocuğum işte böyle şeylere bulaşmaz demeyin sakın. Sakın demeyin. Çünkü Allah korusun her an her şey olabilir. Gençlerimiz bir şekilde bu tuzağa düşürülebilir. O yüzden öncelikle ailelere çok büyük görev düşüyor burada. Mutlaka çocuklarınızı lütfen çok dikkatli bir şekilde takip edin.
Ve devam edelim Milliyet gazetesine. Hafta sonunda mini kabine haberi var Milliyet gazetesinde. Ahmet Davutoğlu hafta sonunu 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi ve kurmaya hazırlandığı hükümet programı üzerine çalışarak geçirdi. Dün çok sayıda bakanın yer aldığı mini kabine toplantısına Erdoğan'ın baş danışmanları Yalçın Akdoğan ve Binali Yıldırım da katıldı. Davutoğlu'nun cumartesi günü görüştüğü Ali Babacan bu toplantıda yoktu diyor haberde. ALS kliniği 15 milyon TL, hastalığa dikkat çekmek için başlayan buz kovası kampanyasında Türkiye'de şimdilik 210 bin TL bağış toplanabilmiş. Kendisi de hasta olan ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek, klinik kurmak için 15 milyon TL'ye ihtiyaç var. Kampanya klinik aşamasına gelince çok mutlu olacağım demiş. Demek ki ALS'ye farkındayız kampanyası hızla devam edecek. Sadece 210 bin lira bağış toplanmış. Türkiye'de de 10 bine yakın ALS hastası varmış. Çoğu gelişmiş ülkelerdeki hastaların yararlandığı cihaz ve sistemlerden ne yazık ki yoksunmuş Türkiye. O yüzden de imkanı olan herkesin ufak büyük bağış yapması onlar için ciddi bir çözüm olacak diyor. Çözümde kilit gün 1 Eylül. İmralı ve devlet arasında varılan uzlaşmanın detayları HDP tarafından KCK'ya aktarıldı. Buna göre 1 Eylül'de Öcalan'ın Kandil'e mesaj vereceği açıklamayla müzakere aşamasına geçilecek. İzleme kurulunun yanı sıra bağımsız komisyonlar kurulacak. Yasal süreç HDP ile silah bırakma Kandil'le yürütülecek. Görüşmeleri kamu güvenliği müsteşarı yapacak diyor. Hala müzakereden bahsediliyor. Hala bir uzlaşma sürecinden de bahsediliyor ama Dağlıca'ya PKK ateşi diye bir haber okumak istiyorum hemen arkasından size. Hakkari Dağlıca'da 7. Hudut Alay Komutanlığı'na ana üs bölgesine PKK'lılar tarafından havan ve uçak savar silahıyla saldırı gerçekleştirildi. Genelkurmay açıklamasında 22 Ağustos'taki saldırıya derhal karşılık verildiği belirtildi. Peki nerede müzakere süreci? PKK hala silah bırakmadı. PKK hala askerlerimize saldırıyor. PKK hala Atatürk'ün büstlerine, Atatürk'ün heykellerine saldırıyor. Ama biz de hemen bir müzakere sürecinden bahsetmeye devam ediyoruz ki onlar daha büyük cüretler bulabilip daha ciddi ve şiddetli saldırılara girsinler diye mi yani? Star gazetesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Star gazetesinde Banka Asya'da vurgun postası diye bir manşet atılmış. Paralele yakın Banka Asya'da 27 vurguncu deşifre oldu. Katarlılarla pazarlığı önceden öğrenen vurguncular 3 günde 3 milyon lira kazanç elde etti. Resmi bildirim için Banka Asya uzantılı e-postaların adres gösterilmesiyle PES dedirtti diyor haberde. Peki bütün bunlardan herkesin yeni mi haberi oldu? Banka Asya hisselerindeki vurgun 19 Mart'ta hakim ortaklarla yapılan toplantıyla başladı. Ortaklara Katarlılarla yapılan görüşmeler sızdırıldı. 25 Mart akşamı ise kamuoyuna duyuruldu. Ancak 24 ve 25 Mart'ta yüklü miktarda alım işlemi yapıldığı ortaya çıktı. BIST ve SPK'dan konuyla ilgili olarak inceleme istetildi diyor haberde. İlk ders katliam. Bombardımanın sürdüğü Gazze'de okulların açılış tarihi ertelendi. Batı Şeria'da ise yeni eğitim yılına başlayan Filistinli çocukların ilk dersi İsrail katliamlarıydı. Eğitim müdürü Azira savaş çocukların gülüşlerini çaldı. Hatta sınıfları ölümden kaçanlar için sığınak oldu dedi diyor haberde. Sabah gazetesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Sabah gazetesinin manşetinde yine paralel yapıyla ilgili bir manşet var. Pensilvanya'nın 007 kodlu imamı diyor. Sabah gazetesinin gündemi de Star gazetesinin gündemi gibi farklı. İşte paralel yapının Alevilikten ve 7 rakamıyla kodlanan Alevi sol yargıçlardan sorumlu imamı Süleyman Uysal diyor. Sabah paralel yapının emniyet, MİT, yargı ve Türkiye imamından sonra Alevilikten sorumlu imamını da 2 aylık araştırma sonucunda bulup görüntüledi. Adı Süleyman Uysal olan imam, Gülen'in Alevilerle ilgili politikasının mimarı, Gülen grubunda 30 yıl polis memurları imamlığı yapan Uysal, 8 yıldır Alevilerle ilgili faaliyetleri yönlendiriyor.
Uysal'ın alanına paralel yapıda kod numarası 7 olan Alevi ve sol kökenli hakim savcılar giriyor diyor. Sık sık Pensilvanya'ya giden Uysal, Gülen'le birlikte Alevi politikasına dair yeni stratejiler oluşturuyor. Uysal'ın bazı Alevi vakıf ve derneklerinin kurulmasında da rolü olduğu iddia ediliyor diyor. Yine paralelle ilgili geniş geniş haberlere yer vermiş Sabah gazetesi de. Benim anlamadığım burada paralel yapı, paralel yapı deniliyor. Paralel yapının işte hükümet içine, işte askere, polise sızdığı söyleniyor. Biraz da böyle insanları hani uyutuyorlar mı acaba, ne yerine koyuyorlar, anlamış değilim ben. Çünkü hani yıllardır bütün bunlar zaten aslında halk tarafından, millet tarafından bilinen şeylerdi. Şimdi neden ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı, amaç ne? Her şey birbirine karışmış durumda. O yüzden çok detaylı bir şekilde bu haberleri sizlere aktarıyorum, anlatıyorum ki okuyoruz buradan, veriyoruz. Siz de kendi analizinizi aslında kendiniz yapın. Diyor ki İzmir'deki paralel telekulağın kurbanı ödüllü polis şefi Derya Kılıç isyan etti. Beni uyuşturucu baronu, eşimi de şebeke üyesi gibi dinlemişler. Bu nasıl bir pislik diyor. Der Spiegel dergisi Türkiye'yi dinlediği ortaya çıkan Alman gizli servisi BND'nin paralel yapıya da kulak kabarttığını yazdı. Her alanda etkili olan Gülen hareketi dinlendi diyor. Ve yeni hükümetin 5 önceliğine yer vermiş Sabah gazetesi. Neymiş 5 öncelik? Aktif dış politika. Hükümet programında küresel güç olma hedefi vurgulanacak diyor. Yeni anayasa. Yeni anayasanın çerçevesi çizilecek. Uzlaşma arayışları sürecek. Çözüm sürecinden bahsediliyor yine. Süreci daha da ileri taşıyacak yeni düzenlemeler yapılacak. Paralelle savaş, milli güvenliği tehdit eden unsurlarla mücadeleden taviz yok. Ve ekonomik büyüme diyor. Ekonomide temel hedef istihdam odaklı büyüme olacakmış. Yeni hükümetin 5 önceliği de böyleymiş gördüğünüz gibi. Ve bugün gazetesine de bir bakalım şimdi birlikte. Bugünün manşetinde ünlü cerraha silahlı saldırı haberi var. Profesör Doktor Bingür Sönmez'e düzenlenen saldırıyla ilgili haber. Sarıkamış'ta silahlı saldırıya uğradı biliyorsunuz Bingür Sönmez. Sönmez'e kurşun yağdıran Sarıkamış eski belediye başkanı İlhan Özbilen'in emekli subaylar ve AKUT ekibi yakaladı diyor haberde. Ağır hastalara manevi terapi diye bir haber var. Bugün de neymiş haber içeriği okuyalım. Din psikolojisi uzmanları iş başında. Din psikolojisi. İlginç. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir ilke imza atmış. 20 din psikolojisi uzmanı. Din psikolojisi uzmanı mı varmış? Kanser, ALS, beyin travması ve kalp rahatsızlığı geçiren hastalara manevi destek vermeye başladı. 4 ayda 30 hasta ve yakınına yardım etti. Profesör Öznur Özdoğan tedavi yöntemlerini bugün gazetesine anlatmış. Önce olumsuz düşünce orucuna niyet ediyoruz. Olumsuz düşünce orucuna niyet ediyoruz. Tevekkülü, peygamber sabrını anlatıyoruz. Pozitif düşünmelerini öneriyoruz. Arabesk müzik dinletmiyoruz diyor. Güzelmiş, evet. Mutlaka işe yarayacaktır ama din psikolojisi bölümü başkanı Özdoğan %90 başarı sağladıklarını söylemiş. Çocukları bunlardan uzak tutun diye bir haber var bugün gazetesinde. Çocuklar çok önemli. Gerçekten geleceğimiz, sağlıkları özellikle çok önemli. O yüzden çocuklarla ilgili bu önemli bilimsel haberleri kaçırmayın. Biraz önce de mesela o haberi şimdi bulursam okuyacağım size. 3 yaşına kadar çocuklarınızı televizyondan uzak tutun diyor haberde sevgili seyirciler. Çok önemli. Çünkü beyinlerine çok ciddi bir şekilde zarar veriyor. Bilinç altlarına çok ciddi bir şekilde zarar veriyor televizyon. 3 yaşına kadar televizyonu göstermeyin bile çocuğunuza. Birazdan dediğim gibi o haberin detaylarını da okuyacağım. Bilim adamları Smile adı verilen yüz işaretleriyle yazışan çocukların, hani var ya böyle birbirlerine mesaj atıyorlar internette ya da telefonlarında ve gülen suratlar koyuyorlar. Onlardan diyor uzak tutun. Neden? Çünkü bu şekilde yazışan çocukların duygusal sorun yaşadığını belirlemiş bilim adamları. Çok ilginç. Bu şekiller yüzünden gerçek duyguları kavramakta zorluk çekiyorlarmış.
çocukların elektronik cihazdan en az 5 gün uzak kalarak normale döndükleri tespit edilmiş. Gerçekten çok önemli ve ciddi bir haber bu sevgili seyirciler. Bakın çok hiç mesela aklımıza bile gelmez böyle çizgi film gibi karakteri gibi bilgisayarda, internette ve telefonlarda kullandığımız bu gülen yüzler var ya, gülen suratlar. Çocuklar onu kullandıklarında bakın ne kadar ciddi bir sorun yaşıyorlarmış. Lütfen ekranlarınızın başına ayrılmayın. Bu haberi dikkatli dinleyin ve çocuklarınıza hemen müdahale edin. Özellikle küçük çocuklarınıza hemen müdahale edin. Çünkü bu gülen suratları kullanan çocuklar duygusal sorun yaşıyorlarmış. Ve çocukların en az 5 gün elektronik aletlerden uzak kalarak kendilerine gelebiliyorlarmış ve normale döndükleri tespit edilmiş. Gerçekten önemli bir haber. Lütfen dikkate alın sevgili seyirciler bu haberi de. Dediğim gibi çocuklarınızı 3 yaşına kadar da televizyondan uzak tutun haberini birazdan vereceğim. Çünkü bence bu da çok önemli bir haber. Detaylarını ve sağlıklarıyla ilgili ne gibi sorunlara yol açtığını birazdan sizlere okuyacağım. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Konya'da fırından ekmek alıp bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Mehmet Yıldız minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza bugün saat 17 sıralarında Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız her gün ekmek aldığı fırından ekmeğini aldı. Ardından bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken 25 yaşındaki Şükrü Çetin yönetimindeki minibüs çarptı. Havaya fırlayıp minibüsün önünde sürüklenip yere düşen Yıldız yaralandı. Kanlar içinde Yıldız, çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Çetin de gözaltına alındı. Polis yaptığı incelemeye yaklaşık 70 metrelik fren izinin olduğunu saptadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Haftanın son günü yani Cuma günü yollar yine kan gölüne döndü sevgili seyirciler. Gaziantep'te bir tır otomobili altına aldı. Metrelerce sürükledi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Konya, Aksaray ve Kırklareli'ndeki kazalarda da 4 kişi öldü. Çok sayıda da yaralı var. Tır kontrolden çıktı, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Burası Gaziantep-Adana Karayolu. Saat 22.30 suları. Şehir merkezine ilerleyen tır hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. 31 yaşındaki İbrahim Yabancı'nın otomobiline çarptı. İki araç bir süre sürüklendi. Otomobil hurdaya döndü. İçindeki 6 kişi olduğu yerde sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler zor anlar yaşadı. Araçta sıkışanlar kesicilerle itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında bir polis kolundan yaralandı. Biri çocuk, 3 kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü İbrahim Yabancı, 25 yaşındaki Fatma Yabancı ve Zeydan İri olay yerinde hayatını kaybetti. Burası da Konya'nın Hüyük ilçesi. Beyşehir-Isparta yolunda İbrahim Çelik yönetimindeki otomobille domates yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve 15 yaşındaki kızı Ayşe Çelik hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ve otomobilde bulunan Havvana Çelik ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola saçılan domatesler nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapatıldı. Kırklareli'de de 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Baba hadi baba, ne bekliyorsun? Burası da Aksaray. Gökay Kavan Ankara'dan gelen ailesini karşılamak için otomobilinden indi, yol kenarında beklemeye başladı. Kavan yoldan geçen kamyoneti görmedi. Kamyonetin sürücüsü de Gökay Kavan'ı. Kamyonet hızla Kavan'a çarptı. Gökay Kavan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ne kadar çok trafik kazası haberi veriyoruz, ne kadar çok arttı trafik kazaları, farkında mısınız sevgili seyirciler? Neden kaynaklanıyor? Resmen bir terör haline geldi trafik kazaları ülkemizde. Ama neden biliyor musunuz? Hani çünkü ehliyet almak çok kolay ülkemizde. Bu ülkede ilkokul mezunlarına bile ehliyet verildi. Ve ehliyeti olmayanlar bile çok rahat araba kullanıyorlar. İşte alkollü çok rahat araba kullanıyor insanlar. Trafikte inanılmaz bir sorumsuzluk söz konusu. Hiçbir şekilde hiçbir şey takmadan hız yapılıyor. Ama dediğim gibi en bence önemli ve kilit nokta burada. Herkese çok kolay ehliyet veriliyor ne yazık ki. Ve ehliyet alacakların bence öncelikle ciddi bir psikolojik tedaviden geçmesi ya da işte psikolojik bir muayeneden daha doğrusu geçmesi bence en önemli unsurlardan bir tanesi. Öfke kontrolünün olup olmadığı mutlaka tespit edilmeli. Dikkat eksikliği var mı? Çünkü dikkat eksikliği de günümüzde gerçekten çocuk ve yetişkin herkesin çok ciddi bir psikolojik sorunu, dikkat ve algı eksikliği. Dikkat eksikliği olup olmadığına bence mutlaka bakılmalı. Bu trafik kazaları haberleri yoksa daha da önünü alamayacağımız bir şekilde devam edecek sevgili seyirciler. Çünkü İstanbul'dan trafik kazasına davetiye çıkaran akıl almaz görüntüler var şimdi sırada. Bir grup sürücü bakın trafik sıkışıklığına nasıl çözüm buldu ve o çözüm başka sürücülerin hayatını bakın nasıl tehlikeye attı. Biraz önce bahsettiğim işte sorumsuzluk örneğini ekranlarına getiriyoruz. İstanbul trafiğinin karma karışık hali. Şu anda köprüye çıkan yollar tıkalı olduğu için bazı araçlar ters yolda geri ilerliyor. İleri gitmek mümkün olmadı. Sürücüler gözlerini kararttı. Adeta ölüme geri meydan okurcasına çareyi geri gitmekte buldu. İlerletmeye çalışıyor trafik polisi de gördüğünüz gibi. Ataşehir Tem Otoyolu'nda seyreden araçlar yoğun trafiğe takılınca ters yönden giderek tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda bazı araçlar geri giderken bazı araç sürücüleri de daha da abarttı. Araçlarını çevirdi ve yolun tersi istikametinde emniyet şeridinde devam etti. Bu ters yolculuk bir kilometre boyunca devam etti. Geri gidişi sonlandıransa trafik polisi oldu. Şu anda bir trafik polisi geldi. Duruma müdahale edecek zannedersem. Geri gelen araçları tekrar aynı yönde ilerletmeye çalışıyor. Trafik polisi de gördüğünüz gibi. Olacak şey mi? İşte insanların hayatını bu şekilde tehlikeye atıyorlar. Sevgili seyirciler, Gaziantep'te Mehmet Şahin isimli bir kişi yine cinayet, yine kadın cinayeti, üstelik de çocuklarıyla beraber eşi ve iki çocuğun üzerine ateş açtı. Saldırıda anne ve oğlu ölürken kızları yaralandı. Olay sonrası pencerede sigara içen Şahin daha sonra polise teslim oldu. Neden yaptın? Bu Fatma Şahin bu kadınlara böyle şey gönderdiği sürece bu olaylar daha çok olacak. Problem ne? Bu neden? Evet, duyuyorum. Gaziantep'te tabancayla eşi ve oğlunu öldürüp kızını yaralayan zanlı polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre Dumlupınar Mahallesi 46 numaralı sokakta oturan Mehmet Şahin henüz belirlenemeyen bir nedenle ev sakinleriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin, eşim yense oğlu Mehmet ve kızı Sibel'e tabancayla birkaç el ateş etti. Anne ile oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde öldü. Ayağından yaralanan Sibel Şahin, 112 acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katil zanlısı baba eyleminin ardından kendisini odaya kilitleyerek pencerenin önünde sigara içti. Gazetecilere açıklama yapacağını söyleyen Mehmet Şahin, "Polisin tabancayı bize teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yapabilirsin" sözü üzerine teslim oldu. Evinin önündeki kalabalık tarafından linç edilmek istenen zanlı polis aracıyla uzaklaştırıldı.
Cinayetten haberi olmayan Kübra Şahin eve geldiğinde anne ve erkek kardeşinin öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kartal'daki bir türkü barda kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polisin gece mesaisi Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde. İstanbul Kartal'daki türkü barda iki grup arasında tartışma çıktı. Öfke sokağa taşındı. Bir kişi silahına sarıldı. Şehmus Altınbaş ve iki arkadaşına kurşun yağdırdı. 26 yaşındaki Şehmus Altınbaş olay yerinde hayatını kaybetti. İki arkadaşı ise yaralandı. Olayı gerçekleştiren saldırganlarsa kayıplara karıştı. Yakalanmaları için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki 4 katlı metruk bir bina çöktü. Olay esnasında binada kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Ama mahalleliler başka nedenlerle çok öfkeliydi. Ben yukarıdan geliyordum ama tahmin ettim. Dumanı görünce dedim eyvah ev yıkıldı. Mahalleli yıkılacağını tahmin ediyordu. Çünkü bina eskimiş ve yıpranmıştı. Biz geldiğimizde bir ses duyduk, duman altında kaldık. Olay akşam saatlerinde İstanbul Fatih'teki Balat semtinde yaşandı. 4 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Polis ekipleri binanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ben de kendi evimde oturuyordum bu sesi duyunca, o korkuyla dışarı çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Binanın çöktüğü esnada etrafta kimsenin olmaması olası bir ölümün önüne geçti. İtfaiye sokmaya geçiyor. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması ve park etmiş araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Mahalleli belediyeyi suçladı. Kentsel dönüşüm adı altında bu pisliği biz kaldıracağız deyip buraları oteller yapmak istiyorlar. Yani buranın kalitesini düşürüp virane yapıp vefadaki evler gibi buralarını birine peşkeş çekecekler. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve 18 kilometre uzaklıktaki Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangın dün saat 7.30'da yani 18.5 saat sonra tamamen kontrol altına alınabildi. Milas'a bağlı Festiyen Mahallesi'nde Cuma saat 13 sıralarında başlayan yangın Akçakaya ve Gürceiz mahallelerindeki ormanlık alan ve tarım arazilerinin ardından 18 kilometre uzaklıktaki Gökova Körfezi sahilindeki Ören Türk Evleri Çökertme sahiline kadar ulaştı. Alevlerin Gökova sahil şeridinde bulunan ve yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı Gözde Kent, Deniz Yıldızı, Bakra, Sertaş, Havacılar, Doğuş, Ünlüsoy, Rüya Kent, Sılay tatil sitelerine oldukça yaklaşması üzerine olası bir olumsuzluğa karşı buradaki evler jandarma tarafından tahliye edildi. Tahliye çalışmalarına Saadettin Uslu liderliğindeki 30 kişilik Bodrum Akut ekibi de katıldı. Yangın ayrıca Kılıç Balıkçılığa ait Kılıçhane ve Yem Fabrikası'yla Türk evlerinde bulunan Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etti. Çalışmalara 3 söndürme uçağı, 6 helikopter, 40 arazöz ve 300 orman işçisi müdahaleye başladı. Bölgelerde önlem alan ekiplerin çalışması sonucu alevler herhangi bir yerleşim merkezine zarar vermedi. Evet, yine bir uyuşturucu haberi. İstanbul'un Göbeği'nde henüz 16 yaşında küçücük bir çocuk uyuşturucudan baygın düşmüş bir halde bulundu. Onunla birlikte uyuşturucu kullandığı söylenen 50'li yaşlarda bir kişi de gözaltına alındı. Görgü tanıkları adamın üzerinde bonzai bulunduğunu ileri sürdü. O zaman konuşmaya başla. TC kimliğini söyle. Zehir tacirleri çocukları işte bu hale sokuyor. Hayatlarının baharındaki binlerce genç uyuşturucunun pençesinde kıvranıyor. Tıpkı kameraya yansıyan bu görüntülerde olduğu gibi. Olay yeri İstanbul. Görüntülerdeki çocuk sadece 16 yaşında. Bilinci yarı açık yarı kapalı.
kendini ifade edemiyor. Zar zor ağzından dökülen birkaç sözcükle polislere onu bu hale getiren uyuşturucunun adını veriyor. Ne içtin? Ne? Şişli'de bir binanın bahçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştı. Onu görenler önce ambulansa, sonra polise haber verdi. Baygın haldeydi. Onunla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen 50 yaşlarda bir adam polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıklarının iddiasına göre gözaltına alınan şahsın üstünden küçük çocuğu zehirlediği ileri sürülen uyuşturucu madde çıktı. Bir mahalle sakini polisler bu ne diye sorunca gözaltındaki adamın bonzai diye karşılık verdiğini ileri sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok yazık bu gençlere, çok yazık sevgili seyirciler. Gazete haberleriyle devam edelim. Biraz önce size bahsetmiştim çocuklarınızı televizyondan uzak tutun diye. Çünkü çocukların gelişim geriliğine sebep oluyor televizyon. Özellikle 3 yaşına kadar hiçbir şekilde çocuklarınızı televizyona yaklaştırmayın bile. Profesör Doktor Yavuzer'in önerileri varmış. Çocuk her şeyi internet ortamında yapar hale geldi. Sosyalleşmesi için kendi gücünü kıyaslayabileceği akran grubuyla bütünleşmesi gerekir. Yardımlaşma, işbirliği ve dayanışma çocuğa olgunluk bağlamında çok şey kazandırır diyor. Çocuk ergen ve aile psikoloğu Sevil Yavuz'sa 0-3 yaş dönemde çocuğa televizyon seyrettirilmesine tamamen karşı. Bazen anne baba ve çocuklar çocuklara yemek yedirmek için biliyorsunuz böyle televizyonu açıp böyle onu böyle kilitlenmesini sağlarız ve yemeğini yedirmeye çalışırız. Birçok aile bunu kullanır. Ama televizyon çok ciddi bir şekilde çocuklarda gelişim geriliğine yol açıyormuş. Aman dikkat diyoruz. 3-6 yaş arası çocuklarsa hayalle gerçeği ayırt edemiyorlarmış. Süpermen gibi uçmaya kalkışabilir, Tom ve Jerry gibi kavgaya tutuşabilirler. Sevil Yavuz uyarıyor. Çocukların yaşına uygun çizgi filmler de olsa çocukların çizgi film fanatiği olmasına izin verilmemelidir. Özellikle burada hatta isim de vermiş Pepe, Kayu gibi masum görülen çizgi filmlerin de olumsuz etkileri olduğu unutulmasın diyor. Bunu özellikle size vurgulayarak okumak istedim. Çünkü çocuklar gerçekten bizim geleceğimiz. Aman onlara dikkat edelim, aman onları koruyalım. Televizyon ve internet ortamından da aslında mümkün olduğunca uzak tutalım. Keşke hepimizin imkanları olsa da çocukları tabiatla, doğayla bir arada tabiatla, doğayla kaynaştırarak büyütebilsek keşke. Toprağı, suyu, havayı tanısa çocuklarımız ama ne yazık ki biraz önce haberlerimizde de gördünüz. Sürekli ağaçlar kesiyoruz, sürekli binalar dikiyoruz. Rantlar uğruna yeşil alanların her yeri satıyoruz. Sevgili seyirciler, günlerdir hafta sonu 2014 yılının en sıcak dönemi olacak uyarısını yapan meteoroloji haklı çıktı. Hava o kadar sıcaktı ki deniz bile serinlemek için yeterli olmadı. Bunlar atlayamıyor. Güneş yaktı yaktı kavurdu. Mükemmel derecede sıcak. Bayağı terliyoruz. Attık kendimizi dışarı çocuklarla. Ne kadardır denizin içindesiniz? Saat 8'de geldik buraya. 8'den beri çıkmadınız mı? Yok, çıktık, kahvaltı yaptık, sonra girdik. Dışarıda duruluyor mu peki? Hayır, çok sıcak. Günlerdir vatandaşları sıcak havaya karşı uyaran meteoroloji bir kez daha haklı çıktı. İstanbul'da sıcak 34 dereceyi, nem oranı ise %88'i gördü. Şu anda Bodrum sahillerinden bir tanesindeyiz. Sıcaklık yaklaşık 30 derece, denizi harika demek isterdik ancak burası İstanbul'un halk plajlarından bir tanesi. Sıcak hava aşırı nemle birleşti. Serinlemek isteyen İstanbullularsa soluğu sahillerde aldı. Çok mu bunaldın sıcaktan? Evet. Ne yapıyorsun serinlemek için? Denize giriyorum. Yeterli oluyor mu? Evet. Kaç kere girdiniz bugün denize? Bütün gün denizin içindeydim zaten. Çıkmadım ki hiç. Yemeğe çıktım sadece. İstanbul'daki sıcaklık İzmir'i bile geçti. İzmir'in sıcağından kaçtık geldik ama burası daha sıcakmış. Serinlemek için gölgeye attınız. Evet, evet, aynen öyle oldu. Faydalı oluyor mu peki? İşte. O kadar da değil ama idare ediyoruz yine. Vatandaşsa ne yapacağını şaşırdı.
Kimi gün boyu üzerinde mayosuyla dolaştı. Artık parklarda böyle mi gezilir oldu hava sıcak olduğu için? Evet, aynen öyle oldu yani. Ne yapalım? Gezmek zorunda kalıyor. Çok sıcak. Normal tellikle normal ayaklarımda yakıyor. Acayip bir şey yani. Sıcak. Denizden yeni çıkmış gibi bir haliniz var. Serinlemek için yeterli oldu mu? Vallahi olmadı ama idare ediyoruz yine. Peki gölge mi daha serin, deniz mi diye sorsam? Vallahi gölge daha iyi. Kimi de seçtiği kıyafetlerle sıcağa adeta meydan okudu. Antalya'daki haremlik selamlık plaj kızlı erkekli protesto edildi. Göstericiler horon tepip halay çektikten sonra hep birlikte denize atladı. ABC! Benim olsun bu gece! Reddediyoruz. Kadını cinsel bir metaya dönüştüren kadın plaj gibi bir etkinliği ben bir erkek olarak reddediyorum. Reddedildi. Kadınlar plajı kadınla erkekli protesto edildi. Antalya'nın Sarısu mevkiinde geçtiğimiz günlerde kadınlar plajı açılmıştı. Bir grup eylemci de protesto için kadınlar plajının hemen yanında toplandı. Önce halay çekildi. Ardından horon tepildi. Bir sallayı ya. Sonra da kadınla erkekli denize girildi. Kalkıp kadınla erkekli halayın, horonun yanlış olduğunu, günah olduğunu söylemesi bir başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın kalkıp kadınların kahkahasına rahatsız olması beni, kızımı ve eşimi, annemi rahatsız etmiştir. Biz bu dayatmaya karşı çıkıyoruz. Uygulamanın kadınları toplumdan uzaklaştırdığını düşünenler de var. Biz bu zihniyete karşı burada toplanıp piknik yapıyoruz. Erkekli kadınlı halaylarımızı çekiyoruz, horonlarımızı oynuyoruz. Denizde de oyunlar oynandı. Protestör renkli görüntülerle son buldu. Başından aşağı buzlu su boca etme çılgınlığı büyüyerek devam ediyor sevgili seyirciler. Birbirinden ünlü isimler ekranlarda ıslak ıslak boy gösteriyor. Aslında etkinliğin amacı ALS hastalığına dikkat çekmek ama bunca tantanaya rağmen Türkiye'de ALS hastaları için toplanan bağış miktarı çok düşük. Here we go, buddy. Bir kova buz dök kampanyası ALS hastalığını birçok ülkenin gündemine taşıdı. Ama çok geçmeden etkinlik amacından şaştı. Birbirinden ünlü yerli ve yabancı starlar mayolu, bikinili, dekolteli pozlar vererek haber bültenlerinde boy gösterir oldu. Kampanya magazinleştikçe hastalığın korkunç boyutları daha çok geri plana itildi. Sosyal medya başından aşağı kova dolusu buz ya da soğuk su döken ünlülerin istilasına uğradı. Ama hastalık için toplanan bağış miktarı Türkiye'de sadece 95 bin lira. Anlaşılan o ki ünlüler kampanyaya serinlik olsun diye katıldı. Merhaba, ben Gökhan Işık. 15 yaşında annemi ALS hastalığından kaybettim ve 25 yaşımdayken bana da ALS teşhisi konuldu. Bu hastalığın hem hasta yakını hem de hasta için ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerdenim. Türkiye ALS hastalığını Sedat Balkan'la tanıdı. Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu amansız hastalığın pençesinde 12 yıl yaşam savaşı verdi. Ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Dünyada birçok insan ALS'yi Stephen Hawking hastalığı olarak biliyor. Dünyaca ünlü fizikçi, tedavisi henüz mümkün olmayan hastalığa 21 yaşındayken yakalandı. Hawking yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. Kas hastalıkları merkezleri, ileri genetik tanı merkezleri ve patoloji merkezleri sadece 3 şehirde var. ALS hastalarını her bakımdan ele alacak bir klinik modeli ise Türkiye'de henüz yok. ALS hastalığı vücuttaki kasların neredeyse tamamının işlevini yitirmesine neden oluyor. Amansız hastalığa yakalananlar ortalama 4 yıl hayatta kalabiliyor. Fakat iyi bir bakım ve iyi cihazlarla yaşam süresi artıyor ve hayattan keyif almaları sağlanabiliyor. Kampanyaya katılanlardan biri de Cem Yılmaz. Ünlü komedyen buzlu suyu kendi başına değil maskotunun başına döktü. Popüler simmalara gönderme yaptı.
Kampanya son olarak meclise taşındı. CHP'li Aylin Nazlı Aka, Angela Merkel'e meydan okudu. İsveç'in atlı polisleri göstericileri ezdi. Polis ırkçı parti üyeleriyle onların karşıtları kavga etmesin diye görev başındaydı. Gerilimin dozu artınca polis atlarla göstericilerin arasına dalmakta sakınca görmedi. Atlı polisler göstericileri ezdi. Görüntüler İsveç'ten. Atlı polisler karşı karşıya gelen ırkçı parti taraftarlarıyla karşıtları arasındaki gerginliğin bir kavgaya dönüşmesini engellemek için oradaydı. Müdahalenin dozu kaçtı. Onlarca gösterici atların altında ezildi. Atların altında kalan 5 göstericinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Sevgili seyirciler, pazara gideriz. Esnafların böyle değişik tekerlemeleri vardır. Değişik değişik tekerlemeler söylerler. Dikkat çekmek için, ilgi çekmek için farklı farklı yorumlar yaparlar satış yaparken ama şimdi ekranlarınıza getireceğimiz satıcıyı gerçekten bence hayatınızda ilk defa görmüşsünüzdür. Çok başarılı, ciddi bir satış stratejisi var bence. İzleyin, bana hak vereceksiniz. Ben geldim, ben niye geldim? Sizlere helva getirdim ama ne helva? Baş ağrısına, diş ağrısına, boğaz ağrısına, gribe, nezleye, kalbe, kansere, ülsere, tansiyona, güneş yanına iyi gelir. Aşık olamayanlar, arayıp da bulamayanlar, en büyük aşklar helvayla başlar. Çocuklar. Gene de biter. Çocuklar. Çocuklar, ağla çocuğum. Hülya Avşar'ı güzelleştiren, Sabancı'yı zenginleştiren Nalan teyzenin 60 yaşındaki kızına koca bulan helva. Aynen kısmet açıyor bu helva. Helvacı helva. Hadi çocuk ağla, ağlarsan alır annen helva. En akıllı çocuk helva isteyen çocuktur. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Babanızın parasını yiyin çocuklar. Kesinlikle çok başarılı olacağı aşikar. Sevgili seyirciler, bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de yine Günaydın Türkiye ile biz karşınızda olacağız. Umarım sizler de ekranlarınızın başında olursunuz. Güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Yarın sabah görüşmek üzere.